Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler. Ben Anne'yim de beraberiz yine 360 ekranlarına. Hoş geldiniz. Güzel bir gün hepimizi beklesin inşallah, güzel tamamlayın. Umarız herkesin keyfi yerinde. Güzel konularla karşınızdayız. Doğum korkusu hepimizin genç kızlığında, özellikle bayanlara sesleniyorum buradan. Mutlaka korkunç doğum hikayeleri dinlemişizdir. Tüm anne adaylarının mutlaka içinden aklından geçen bir şey: nasıl olacak? Sağlıklı doğacak mı bebeğim ya da ben sağlıklı olabilecek miyim? Doğum korkusunu, LOSA depresyonunu ve diğer bütün sorularınızı yanıtlayacağız, konuşacağız. İlk konuğumuz uzman psikolog İcilal Gözcü Atayay bizimle beraber olacak. İkinci bölümde de beslenme uzmanı İlker Çağlayan'la beraber yaz gelirken nasıl kilo vereceğiz, hızlı kilo vermek ne kadar doğru, işte kendi bayanların kilolarını konuşurken de, kendi kilomuzu konuşurken de, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, spor yaparken enerji verecek besinler neler, nasıl doğru besleyebiliriz, spora nasıl yönlendirebiliriz, tüm detayları konuşacağız. Sosyal medya hesaplarından sorularınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Herkese tekrar günaydın. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, İcacı. Hoş bulduk Serdar'cığım. Bu arada koltuğumuzda iki kişi var bu sabah, değil mi? Bebeğimizi bekliyoruz. Evet, ateş gelecek. 7 aylık ateş. Maşallah. Şu an böyle kıpır kıpır, tam sabah enerjisi. Çok tatlı görünüyorsunuz. Daha önce konuk olarak geldiğinde böyle yeni yeni daha haberini almıştık ateşin. İkinci hamileliği. Evet, 15 aylık bir kızım var. Maşallah. Araları işte hayırlısıyla Allah izin verirse 18 ay olacak. Harika. Öneriyor musun? Bak buradan şimdi anneler bizi seyrediyor. Genelde ikinci kardeş konusu çok tartışmalı. 3 yaş, 4 yaş. Hani bir psikolog olarak da sormak istedim. Yani literatürsel olarak da bu konuda çok farklı görüşler var. Bir bebeğin ihtiyacının 3 yaşın sonuna kadar devam etmesi sebebiyle minimum 4 yaş olması gerektiği kanısında fikirler var. Benim kendi kanaatimce, tabii ki bu tamamen kişisel bir şey, 2 yaştan önce, o 2 yaş krizinden önce atlatmak istedim. Çünkü ya 2'den önce istiyordum ya da 4'ten sonra. 4'ten sonra jenerasyon farkı olması sebebiyle bir düşündüm. Muhtemelen korkumdan, hani böyle şey derim, rahatlığa ben alışıyor. İğneden korkan çocuk ilk ben iğne olacağım der sınıfta. Ha. Ondan sonra benimki o hesap oldu Türkçesi. Bir an önce aradan çıksın. Çıksın aynen, beraber, aynen. Bir daha cesaret edemezdim. Diye, kesinlikle. Beraber büyüsünler. Tabii böyle diyenler de var bir taraftan. Hı. Da aman bir 5-6 yaş arada ara fark olsun da. Hepsine çok bir birine baksın. Duyuyorum. Doğru, biraz destek olsun. O da bir görüş. Evet. Erkek çocuğun tabii kızdan farkını şimdiden görüyorsun değil mi? Yani iki gebelik taban tabana farklı gerçekten. Yani ben kızımda böyle her an ilk gebeliğin de etkisiyle herhalde kalp çarpıntısı, neden hareket etmiyor, her sabah işte saat 12'ye 1'e kadar beklerim, bir şey yerim, çikolata yerim, o sebeple zaten aldım 30 kiloyu ilkinde. Hani şimdi de rahat, kızımın tekmelerinden korursam kârdır yani. Ondan sonra öyle olunca hareketleri daha işte fark ediyorum. Yani kız erkek diye mi ayırmak lazım? İlk, ikinci gebelik mi bilmiyorum daha ama çok rahatsın farklı. Daha tabii değil mi ikinci gebelikte? Bütün anneler, yani ikinci çocuğunu doğuran herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Umarım bakım aşamasında da öyle İnşallah. Olur. Şimdi hatta böyle sosyal medyamda her pazartesileri bir annelik ve psikologluk diye bir yazı dizisi paylaşmaya başladım. Hani şu an için ilk iki hamilelik arasındaki farkları değerlendiriyorum. Doğumdan sonra o bahsedilen kolaylık, deneyim ne kadar işime yarayacak göreceğiz. Göreceğiz bakalım ya, ama çok çok güzel bir şey. Tabii böyle yanındayım, kardeş oluyor. Birlikte nasıl büyüdüklerini anlamıyorsunuz. Böyle özenmeyle kalıyor tabii bazı anneler. Evet, sana dokunacağım şimdi. Bilmeme rağmen istemediğim. Yani Allah uzun ömürler versin. Amin. İsteyen herkese versin. Bugün yani şu anda bebek bekleyen anneler varsa, bizi izleyen, sağlıkla kucaklarını alsınlar. Amin, amin. İnşallah senin de aynı şekilde kolaycacık sağlıkla gelir. Sen tabii ikinci hamileliğini yaşadığın için senin için de geçerli olmasa gerek benim bu doğum korkusu hikayeleri bahsettiğim. Ama pek çok ilk kez hamile olan anneler, genç kızlığımızda hep duymadık mı, komşular yanımızda konuştu. Yok, travmatik hikayeler. Evet evet, şöyle oldu böyle oldu, dikiş alındı alınmadı. Tabii normal doğum, sezaryen doğum farkları çok, ama illaki biz korkuyoruz değil mi? Bir korku, doğum korkusu var. Zaten biz Türk halkı olarak çok böyle evhamlı, kaygılı kadınlarız. Bir de üstüne bu travmatik doğum hikayeleri, el alemin hikayeleri gerçekten çok böyle travma etkisi yaratıyor. Ben de tesadüfen meslek hayatımda çok fazla gebeyle çalıştım. Genelde başladığımız konu biraz da kişinin kaygı, anksiyete temeli oluyor zaten.
nasıl doğuracağım, kanama korkusu, normal mi sezaryen mi, işte epidural sezaryen, bilincim yerindeyken asla giremem, beni bayıltsınlar. Doktorlar bunu artık çok tercih etmiyor, evet. Genel anesteziye. Dolayısıyla o kişinin kaygı temeli çok çok önemli, ama dediğin gibi o travmatik hikayeler konusunda da bizim artık toplum olarak birazcık bilinçlenip, şimdi bir de onun modern versiyonu var. Instagram'da keşfetime düşen hikayeler diye danışanlarım geliyor. Eyvah. Geçen keşfetime bir hikaye düştü İzlel Hanım. Yani gerçekten orada da çok çarpıcı görüntüler, gerçekten bir gebeyi, anksiyete temeli olan bir gebeyi sarsacak görüntüler olabiliyor. Doğum videoları bile var. Doğum videoları. Ben çok karşıyım onlara da, yani inanamıyorum. Doğum videosu, hadi doğduktan sonraki ilk kucağı alma çok güzel ama onun o ameliyathane görüntüsü, genç kadınların zaten kendi sağlığından çok çocuğun sağlığına takıyorlar doğuma girmeden önce. Psikolojik olarak burada çevrenin de desteği önemli herhalde. Ne yapmak lazım? Nasıl telkin edelim kendimizi? Yani doğum korkusuyla ilgili, şimdi tabii ki bunun herkes evhamlanabilir. Hani hepimizin endişeleri, kaygıları mutlaka. Doğumda bir belirsizlik. İnsanoğlunun belirsizliğe karşı tahammülü azdır. Ama burada önemli olan limit, eğer anne gerçekten büyük bir çatışma, büyük bir stres içindeyse erkenden çeşitli psikoterapilerle destek alabilir. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Yakınların yapacağı en iyi şey gelecekte yaşamasını, gelecek felaket senaryolarını engellemek, şimdi ve buradaya çekmek, biraz daha annenin, gebenin sosyal hayatında aktif olması, çalışması, oyalanması, hobilerinin olması, en güzel zaman bir gebe için şimdiki zaman. Sürekli gelecek kaygılarında ne alacağım, bebek puseti, işte az mı aldım, çok mu aldım, eşyaları, hani doğum dışında da bir sürü gelecek kaygısı oluyor. Ben diyorum ki en güzel zaman şimdi ve burada olan zaman. Yakınları da kişiyi ana, güne adapte edecek desteğini esirgemezse fayda sağlayacaktır, ama şiddetliyse destek alınmalı. Evet, tadını çıkaracaksınız aslında. Şimdi tabii karşımızda bir psikolog var, bir hamile var, ikinci hamileliğini yaşamış, bir çocuk deneyimi yaşamış bir anne var, 15 aylık kızı var. O kadar çok, yani soru cevabı alabileceğimiz biri var ki, tecrübeler de çok önemli burada. Şimdi hani hamilelik süreci bir kadının kimine göre en güzel 9 ayı, kimine göre seninle yayından önce konuşmuştuk işte hani zor, ödem, giyinme problemi, bir yere gitme. Öfke problemi. Öfke problemi, evet. Kimin de tam tersi oluyor mesela. Aynen. Kimi lokum oluyor, kedi gibi, ben lokum olmuştum yani. Aynen, güzel, ne şanslısın. Evet. Eşim ne kadar şanslı. Ama hormonlar açısından da bazen tam tersi olabiliyor. Tam tersi o hamilelik süresinde sen o kadar yani uzman olmana rağmen öfke kontrolü sorunu yaşıyorsun. Bir sürü problem yaşanabilir. Buradan hamile olan izleyicilerimize peki, evet, hani o süreci çok zor geçiren, tüm çevreden kendini soyutlayan, sürekli sinirlenen annelere ne önerebiliriz? Yürüyüş, yani ellerinden geliyorsa o hormonal dengesizliği bir şekilde sporla bir solüsyon üretebiliriz. Dediğim gibi hobiler çok önemli, eşin desteği çok önemli. Kendi kişiliklerini fark etmeleri için bir süreç olarak değerlendirsinler. 9 ay çok uzun bir süre. Evet. Ben nasıl biriyim, nasıl bir anne olmayı hedefliyorum, beklentim ne, eşimin bebekle ilgili hayalleri, beklentileri ne? Bunu böyle kişisel dönüşüm ve farkındalığa çevirebilecekleri bir süreç olarak değerlendirebilirler. Çünkü insanoğlu zaten bu kadar belirsizlik insanoğlunu kaygılandıran bir şey. Bunu nasıl kendimi geliştirebilirim gibi bir tarafa bu enerjiyi empoze ederlerse, ona buna sarmazlar. Ya da işte o evhamlar, kaygılar, zihin çünkü çok hızlı çalışmaya başlıyor o kaygılardan dolayı. Kişi böyle bir bakıyorsun ne, yakınları fark edebilir mesela, bir gebe çok dalıp gider. Hani sanki uykuya vururuz, fizyolojik belirtilere vururuz ama zihin o kadar uçuşuyordur ki yanındakinden, ortamdan kopmuştur. Yakınları da bunları fark ettiğinde onları biraz daha işte motive edecek, destek. Ben buradayım, yalnız değilsin. Aslında işin özü bu. Evet. Yani hem lohusalıkta hem gebelikte biliyorum çok sıkıntılı bir süreç. Seni görüyorum ve anlıyorum mesajı aslında. En önemli ilacı galiba bu. Eşe de düşen o.
değil kesinlikle mi? Başta eşe. Evet, biz dünya bizim etrafımızı dönsün istiyoruz o 9 ay. Ben hamileyim. Her şeyin önceliği benim, değil mi? Öyle bir psikolojiye giriyor insan. Yani girildiği durumlar da oluyor ama çok da şanslıyız bir açıdan. Gerçekten böyle hamilelik olmanın da bir hamile olmanın bir konforu var Türkiye'de. Evet. Yani ben çok böyle şeker tepkilerle karşılaşıyorum. Ondan da faydalanmak lazım yani. Hani böyle bir hamile her zaman çok sempatik karşılanıyor. Güzel bir şey. Tabii canım. Hemen tanısan da tanımasan da herkes böyle. Ama ne kadar adını düşündüğünüz. Kesin kız, kesin erkek. Karın tahvilleri, şekiller falan. Evet. Yani bu da böyle kültürümüzün keyifli tarafı. Evet. Sen yapabiliyor musun dediklerini peki? Çalışıyorum. Aktif çalışma hayatıma işte 33. haftanın bitiminde resmi doğum izni var normalde. Hmm. Ama doktor raporuyla devam edebiliyoruz. Ben ilk doğumumda da 38'in sonuna 39'a kadar çalıştım. Bana çok iyi geldi. Evet, herkesin deşarj olduğu kaynak farklıdır. Hı hı. Kimilerinin çalışmak, kimilerinin spor, kimilerinin sosyalleşmek. Bana ne iyi geliyor'yu bulmak çok önemli bir annenin. Yani bana ne iyi geliyor? Mesela benim bir gebe danışanım puzzle'a başlamıştı. Onu çok güzel regüle etti. Güzel bulmuş en azından. Neyin kesinlikle iyi geldi? Evet. Kendi öz regülasyonlarımızı bulmamız gerekiyor. Bazen bir kokudur. Hmm. Mesela bir gebe danışanım lavanta kokusu çok iyi geldi ona. Hmm. İşte lavantalarla ilgilenmeye başladı. İşte buketler yaptı vesaire. Ay, ondan güzel. Sonra hani bize iyi gelecek beş duyumuzla değerlendirebileceğimiz regülasyon kaynakları bulmak, yaratmak çok güzel. Bazıları da işte çalışarak stresten beslenir. O zaman da çalışmaya devam etmek. Ne kadar aktif, çünkü çalışmalar var bununla ilgili. Hani ne kadar aktifse bebek o kadar sağlıklı, aktif, adaptasyonu güçlü oluyor. Evet. Ve hamilelikte yaşadığımız duygular, izlediğimiz, okuduğumuz şeyler, yaptığımız şeyler çocuğun psikolojisini de yani doğduğunda etkiliyor, değil mi? Zaten orası bambaşka bir konu. Yine bir gün böyle uzun uzadıya konuşuruz. Anne rahmine düştüğü ilk andan itibaren bebeğin bir beden hafızası başlıyor zaten. Kayıt başlıyor. Orada bir yaşam var ve orası bebeğin ilk evi. Dolayısıyla hem annenin duyguları hem oradaki fizyolojik koşullar bebeğin ömrü boyunca geliştireceği bütün hayatında etkili. Ama anneler şunu da bilsin, bu da çok önemli bir bilgi. 4 ay itibariyle ilk 3 ay doğal seleksiyon denilen güçsüz olan hayatta kalmaması ilkesine dayalı bir seleksiyon var. Doğal bir seleksiyon var. Ama 4. aydan sonra annenin yaşadığı stresin sadece bir kısmı bebeğe geçiyor. %100'ü bebeğe geçmiyor. O plasenta, bebeğin eşi, bebeğe geçecek bütün tehlikeleri, stres hormonlarını süzgeçten geçiriyor. Ve bebeğe sadece onun hayatta kalması için onu güçlendirecek kadarını aktarıyor. Yoksa anne çok yıpratıcı bir dönem geçiriyor, bebek helak oldu diye bir durum yok. Ya mucizevi bir şey zaten, değil mi? Nasıl korunuyor? Aynı bedenin içinde yani insanlar hamileyken çok yakınlarını kaybedebiliyorlar. Büyük travmalar yaşıyorlar. Ve hemen tabii o korku başlıyor. Çünkü bebek de işte seninle beraber ağlama, bebek etkileniyor, üzülme. Mutlaka etkileniyor ama ne kadar mucizevi bir şey ki o plasenta onu koruyor. Evet, psikolojik olarak da. Sadece bedensel değil. Aynen öyle. Her anlamda yani o kortizolü mesela besinlerin en verimli kısımlarını, plasenta bebeğin ideal annesi. Biz o kadar ideal anne olmayabiliriz ama 9 ay boyunca onu mucizevi bir şeye emanet etmiş durumdayız. O yüzden anneler de kendini çok fazla yıpratmasın. Hani ben çok büyük bir stres yaşadım çünkü dediğin gibi ilk akla gelen olabilir. Sen üzülme, sen yorulma, bebeğin etkilenir. Hayır, bu kadar camdan değiliz. Gebelik sağlık yani bir hastalık değildir. Bebeğimiz için de değil. Kendimiz için önce ben iyi olacağım ki bebeğim iyi olacak. Önce ben. Biz o şeyi karıştırıyoruz. Yani bencillik bizim topluma göre asla kabul edilemez bir şey ya. Ama önce ben demek bireysellik. Bencillik hep ben demek. Ne güzel. Bak, bu konu gerçekten çok önemli ya. Yani biz bunu çok karıştırıyoruz. Hani ben dersem işte bencil olurum, sadece kendimi mi düşüneceğim? Ya da tam tersi, sen iyisen ben iyiyim.
Eşim klasik. İyisi ben iyiyim. Saçımı süpürge ettim, evet. Çocuğuma şunları evet. Yap. Bu sefer beklenti içinde olan anneler, sürekli üzgün anneler, evet, kendini yorgun. Suçlu hisseden çocuklar, jenerasyonlar yetişiyor. Evet, annem benim için kariyerini bıraktı, annem benim için şunu yaptı, şehir değiştirdi. Hı-hı. Çünkü sürekli çocuğa senin için bütün hayatımı bıraktım, bıraktım diye de vurguluyoruz değil mi? Aynen öyle. Orada bir fedakarlık kısmını çok karıştırıyoruz. Toplumumuzda çok güzel örf adetler var ama Hı-hı. en çok bu kısım çok önemli. Evet. O zaman buradan yeni doğum yapan Hı-hı. ya da yapmak üzere olan Hı-hı. annelere de birazcık kendilerini yaşamayı Hı-hı. da anlatalım. Aynen öyle. Yani önce ben demek... Bebeğiniz için, kendiniz için, eşiniz için, anneniz, babanız, arkadaşlarınız, herkes için en sağlıklısı bu. Evet. Çünkü kendini mutlu edebilen, kendini sevebilen, sınır çizebilen, hayır diyebilen bir yetişkin hayatının her alanında verimli çalışabilir, sevebilir, üretebilir, hmm. mutludur yani. Hani bizde dediğin gibi en büyük problematiklerden biri, ben seanslarda da görüyorum, hı hı. Çevremizde de, kendi yaşantımda da sınır çizememek, kabul görmemek, onay almamak, hayatımızdaki en büyük korkular bunlar. Dolayısıyla bu noktada benim anne adaylarına vereceğim en önemli tavsiyelerden biri, korkmayın. Yani önce ben, sonra sevdiklerim. Bireyselleşin. Bu inanın size de bebeğinize de çok çok iyi gelecek. Evet, şimdi sorular gelmeye başlamış. Mesela Arzu Hanım diyor ki, çok teşekkürler Arzu Hanım, severek izliyormuş bizleri her zaman. İlk doğumum sezeryandı. İkinci hamileliğimde ise rüyamda narkoz alıp bayılmadığımı, iki kez narkoz verdiklerini, bu kez de yarı baygın olduğumu görünce bir korku değil de tedirginlik oluştu diyor. Rüyalar değil mi? Rüyalar hamilelikte birazcık onlar da bir değişiyor. Burada bir tedirginlik, kaygı başlamış. Bu konuda ne yapılabilir? Rüyanın bayağı etkisinde kalmış izleyicimiz. Şimdi rüyalar da hayatımızda travma dediğimiz olgulara sebep olabilir. Şimdi 2 hafta sonra bu tedirginlik yavaş yavaş kendiliğinden azalabilir. İlk evet. teori bu. Azalmıyorsa kişi imajinatif çalışmalarla, mesela güvende hissettiği, huzurlu hissettiği yerleri, ortamları düşünerek zihninde bir huzurlu alan bölümü açsın kendine. Her gün belli bir, işte meditasyon gibi değil ama gözlerini kapatsa da olur, kapatmasa da olur. Kendine dünyada nerede, hayali de olabilir, huzurlu hissettiği bir yere gitsin. Oradaki dokulara, kokulara, gördüklerine odaklansın. Bir 5 dakika zihnini bu tarz bir egzersizle rahatlatsın. Doğuma kadar aktif olarak her gün bu egzersizi yapabilir. Bahsettiği şey rüyadan kaynaklı bir travma. 2 hafta sonra bu tedirginlik kendiliğinden azalacaktır. Güvenli yer egzersizleriyle de bunu hızlandırabilir. Şimdi sen bunu derken ben yaptım o meditasyonu, biliyor Hı-hı. musun, resmen. Hani Hı-hı. olmak istediği yer, güzel Hı-hı. doku, koku, hepsini düşünüp inanın o 5 saniye mi sürdü ne anlatmam ve ben iyi hissettim mesela. Hiç öyle çok... ne kadar yapmıyoruz biz evet, ya. Evet, çok basit yani, basit ama unutuyoruz, es geçiyoruz. Hani sanki şey böyle ama oturup. Ama ne işime yarayacak diyoruz işte ama. Gözümüzü kapatacağız, çok böyle meditatif bir şey falan. Hayır diyorum ya, gayet hani. Çocuk, her neredeysen. Her neredeysen. O anda huzurlu hissettiğim bir yerde. Önce gördüklerine, önce göze, ondan sonra duyduklarına, işittiklerine odaklan. Hemen sonrasında teninin duyumsadıkları, hemen sonrası dokular. Ondan sonra en son bedeninde bu rahatlığı nerede hissediyorsun fark et ve bitir. Ben yaptım şu an. Gerçekten seni dinlerken yaptım. İhtiyacım varmış. Yani yapmak lazım sevgili izleyiciler. Şu meditasyon falan kelimelerinden de korkmayın. İlla bir tayt giyip yatağa oturmanıza gerekmiyor yani. Evet, yani çok... Bilgisayar başında da olabilir. Bir izleyicimiz diyor ki, bebeğimi kaybettim, ilk bebeğimi. Şu an ikinci bebeğimi bekliyorum. Ama asla bebeğimle konuşamıyorum ve çok zor bir gebelik geçiriyorum demiş. Hı hı. Bir yardım belki de almadı muhtemelen. Hı hı. Bizden rica ediyor. Hı hı. Başınız sağ olsun. Başınız yeni sağ bebek olsun inşallah öncelikle. Huzurla sağlıkla gelir. Tabii bu çok normal. İlk böyle bir travma yaşanınca evet. ne yapabilir? Faktörlerden biri de zorlu gebelik süreçleri ya da önceki düşükler, bebek kaybı. Anne zaten genellikle 2 tepki
bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Ya bebeğe aşırı yapışma, bütün hayatın bebekten ibaret olması veyahut ikinci ucu asla bebekle temasa geçemeyip konuşamama ve doğum sonrasında loğusalıkta da benzer bir şekilde seyrediyor. Ya bebeğe çok yapışma, kimseye verememe ya da asla bebeği alamama, ilgilenememe. Bu konuda açıkçası çok böyle bıçak sırtı bir konu. Mutlaka şimdi bizim belediyelerde işte birçok farklı örgütte çok güzel destekler var. EMDR terapileri. Bir doğumdan önce bebeğinin kaybıyla ilgili bir travma terapisi almasını tavsiye ediyorum. Yani çünkü doğum öncesi sorunlar loğusalık depresyonuna da kapı açabiliyor. Hazır süreç hamilelik devam ederken kısa süreli bir tedavi çok iyi gelecektir. Evet, tabii buradan çok zor karşılıklı konuşmak gerekebilir şimdi bir terapi anlamında. Ama uzman psikologumuzdan böyle bir destek olabilir. Yani cevap almış olduk. Bir terapi alsa gerçekten iyi olabilir Çünkü loğusalık depresyonu da hani çok önemli bir konu. Öncülleri var ve bazen kaçırabiliyoruz. Hani böyle loğusalık hüzünü zannediyoruz. O klasik gelip geçer zannediyoruz. Ama bu tip altyapılar kişinin geçmişinde bir psikiyatrik altyapı olması, genetik faktörler, bebek kaybı, zorlu bir doğum, zorlu bir gebelik. Bunlar loğusalık depresyonuna kapı açan faktörler. Koruyucu sağlık açısından gerek kadın doğum uzmanlarının gerek de psikoterapistlerin bu anlamda sorumluluğu büyük. Yani burayı toparlarsak yarın öbür gün sağlıklı bir anne bebek ilişkisi ne altyapı oluşturmuş oluruz. Evet, çok güzel. Bu arada vaktimiz çok daralmış ama şu loğusa depresyonuna hazırsan girmişken altında pek çok neden yatabilir, önemsemek gerekir dedin. Loğusa depresyonu ne kadar sürmeli, ne kadarı dozunda, yani ne kadar olursa normal kabul edilir? Loğusalık hüznü aslında bizim loğusalık diye bildiğimiz süreç 6 hafta sürer. Ama işte bu böyle hemen doğumdan sonra başlayıp bebeğin eve gelmesiyle maksimum 3 haftaya kadar olan endişeli, işte biraz gergin, ağlamaklı, melankolik ruh hali çok doğaldır. Ve kişilerin yakınlarının desteği, başta eşinin desteğiyle bu problem kısa sürede hallolur. Tabii ki bu loğusalık hüznü bir tık daha yoğundur ama anneler emzirme döneminin sonuna kadar belli duygusal iniş çıkışlar yaşarlar ve bu çok normaldir. Ama vakaların %20'si civarında bu loğusalık depresyonu hüznü zannedilen şey depresyondur ve gözden kaçırılır. Anne ciddi anlamda yıpranmış durumdadır. Artık böyle hayattan zevk alamaz haldedir. Bebeğine dediğim gibi ya ayrılmaz ya da müthiş mesafe koyan bir tutum sergiler. Ağlar, ağlama krizleri, yeme atakları ya da iştahsızlık, ciddi depresyon belirtileri, intihar riskine kadar varan ciddi depresif semptomlar ortaya çıktığında doğru bilinen yanlışları bir kenara koymak gerekiyor. Evet. Emziriyorsun, ilaç kullanamazsın vesaire. Kesinlikle loğusalık depresyonunda medikal tedavi başta çok önemlidir. Çünkü loğusalık hüznü için hastane psikoloğuyla bir iki görüşme bile kişiye destek olabilecekken loğusalık depresyonunda durum değişir. İkisini birbirinden ayırmak gerekir. En önemli şey loğusalık depresyonunu önlemek için en önemli konu bir eşin sürekli ben buradayım yanındayım hissini vermesi. Evet. Bu konu gerçekten aslında daha çok da konuşulur toplumumuz açısından hele. Ama süremizi doldurmuşuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler katıldığın için. Hayırlısıyla kucağına al. Sağlıklı bir şekilde inşallah ateş bebeğimizi. Çok az vaktin kalmış. Evet. Değil mi? Sonra doğumdan sonra ilk programa geleceğim. Anlatacağım. Evet, nasıl geçtiğini, tecrübelerini lütfen paylaş. Bizim için yani ben şahsen tecrübeyi her şeyden önde tutuyorum. Bilgi anlamında çok faydalı oluyor. Çok teşekkürler katıldığın için. Uzman psikolog İclal Gözcü Atayay bizimle beraber de sevgili izleyiciler. 7,5 aylık ateş bebeğimizle beraber katıldı programa. Az sonra devam edeceğiz. İlker Çağlayan beslenme uzmanı bizimle olacak. Bakalım nerelerde hata yapıyoruz, nasıl zayıflayabiliriz, spor yapan çocuklarımızı nasıl beslemeliyiz? Ayrılmayın. Ama bizlerde bu iki tane SMN birgenin bir tanesi yok. Yeni doğmuş bebeğimizde anneleri en çok korkutan yer
göbek bağı. Ama şu muffini yiyip aman ne yedim ki canım deyip arkasına yine bir şey yiyebilirsiniz. Bu şekilde. Daha bizim gibi bu şekilde hareketlere geçmedi. Şöyle tutacak şekilde güzel bir banyo yapalım mı? Soğan koyduk, lavan mertini koyduk, çörek otu koyduk, bal ve pekmez koyduk. Gitmiş almış çocuğun bezini. Bunu biliyor musunuz? Bundan evin her tarafında var diye başladı. Evet sevgili izleyiciler, devam ediyoruz programımıza. Bu bölümde de şimdi artık nedense biz kışı yiyip yazın fit görünme çabasındayız. Aslında hayatımızın tamamında sağlıklı beslenip kilo kontrolünü sağlamamız lazım. Ama işte böyle yaz aylarında biraz daha dikkat ediyoruz. Hızlı diyetler ne kadar işe yarıyor? Acaba nasıl beslenmeliyiz? Beslenme uzmanı İlker Çağlayan bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben böyle hızlıca toparladım ama hakikaten biz çok hızlı kilo verip hızlıca forma girmek isteyip işte sıkı giyindiğimiz, kalın giyindiğimiz dönemlerde de çok güzel yemek yiyen bir toplumuz. Evet. Özellikle hanımlar olarak. Maalesef öyle. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Eğer kilo vermek istiyorsanız ömür boyu uygulayabileceğiniz bir beslenmeyle kilo vermelisiniz. Evet. Yani şok diyetler, detokslar, yani bazı detokslara vücudun ihtiyacı olabilir ama beslenme alışkanlıklarını değiştirerek tamamen her şeyden mahrum kalmadan da aslında sürekli fit kalınabilir. Şimdi pek çok piyasada şey var ya, diyet. Dukan diyeti, isim söylememde sakınca yok herhalde. Alkali diyet. Evet. Neler vardı başka? Valla İsveç diyeti var, ketojenik diyet var, Akdeniz diyeti var. Şimdi burada önemli olan şu. Herkesin kişiye özel bir beslenme yapması gerekiyor. Kendine uygun olan beslenmeyi. Ama kesin bir şey varsa o da şu, karbonhidrat bağımlılığından kurtulmak. Şimdi bize gelen kişilerde ben şunu görüyorum. Ya 2 saat aç kalamıyorum, elim ayağım titriyor. 2 saat mutlaka benim bir şey yemem lazım. Baktığınız zaman işte reaktif hipoglisemisi olan bir insan bunu söyleyebilir ama diyor ki neden aç kalıyorsunuz diyorum. Çünkü şekerim düşüyor benim diyor. Hmm. Hemen bakıyorum o anda şekerine, şekeri düşük falan değil. Sadece bağımlı. Bağımlılık. Sadece aç hissediyor kendini çünkü bağırsak mikrobiyotası, çünkü işte insülin direnci başlamış, bağırsaklarında onun daha çok karbonhidrat tüketmesine neden olabilecek bazı mesela kandida gibi mantarlar yüksek miktarda olabilir. Dolayısıyla bunlara bakıp önce inceleyip mutlaka herkesin bir uzman eşliğinde, uzman diyetisyen ya da doktor eşliğinde bir beslenme programına başlaması gerekiyor. Bizim şu bağımlılık meselemiz son zamanlarda çok, hani şekeri bıraktım. Kötü bir şey bırakır gibi, böyle sigarayı bırakır gibi şekeri bıraktım, karbonhidratı bıraktım dendiğinde çok mutlu oluyorum ben. O konuyla ilgili bizim ne gibi destekleri almamız lazım? Karbonhidrat bağımlılığıyla küt diye kesecek miyiz? Bir kere hiç kimsenin kendi başına yapmaması gerekiyor. Heh. Bunu dediğim gibi uzman eşliğinde ve bir sistemle yapmak gerekiyor. Burada mesela ketojenik beslenme özellikle karbonhidrat bağımlılığından kurtulmak için güzel bir araç. Sonsuza dek ketojenik beslenmek zorunda değil hiç kimse ama en azından şu anda vücudun enerji kaynağı bize hep karbonhidratlar olarak öğretildi. Ama vücut yağları da çok güzel enerji kaynağı olarak kullanabiliyor. Hmm. Ama biz bebekliğimizden beri pirinç, unlu mamalar, bebe bisküvileriyle büyüdüğümüz, yetiştiğimiz için ve karbonhidratsız hiç kalmadığımız için vücut doğasında olan bu yöntemi, yani yağı enerji kaynağı olarak kullanmayı öğrenemiyor. Öğrenemeyince sürekli karbonhidrat. Karbonhidrat o kadar çabuk bir saman alevi gibi. Düşünün, bir şömineniz var. Hı hı. 2 tane yakıtınız var karşınızda. Saman ve odun. O şömineyi siz samanla ayakta tutmaya, yakmaya çalışırsanız çok zor işiniz. Çünkü sürekli ona saman atacaksınız. İşte karbonhidratlar böyle. O yüzden özellikle işlenmiş karbonhidratlarla çok fazla beslenen kişiler sürekli ara öğün yapmaya ihtiyacı duyarlar. O size anlık bir enerji verir, sonra hemen söner. Evet. Ama orada odun var. Odunu atarsanız belki yanması zor olur. O da bir adaptasyon süreci. Hı. Ama yandıktan sonra size stabil bir enerji verir. Ve sürekli odun atmak zorunda kalmazsınız. Evet. Eskiden tabii
çok böyle sağlıklı beslenme değil de zayıf görünmeyi çok daha fazla önemsediğimiz için ne yersek yiyelim ama işte az az sık sık yiyelim, zayıf kalalım, böyle bir yaygın düşünce vardı. Biri mesela formunu nasıl koruyorsun dediğinde az az sık sık yiyorum. Bir bakıyorsun elinde böyle ara ara kurabiye, ara ara poğaça, sürekli bir şey yiyor ama nedense hiç kilo almıyor i̇şte, ama ne kadar sağlıklı. 45 özellikle 50 yaşa doğru premenopoz dönemindeki kadınlar bize... Bu tip kadınlar çok fazla geliyor ve şunu söylüyorlar bana. Ya İlker Bey, ben 2 aydır yaptığım hiçbir şeyi değiştirmedim. Haftada 5 gün spor yaparım. Çok sağlıklı beslenirim. Böyle az ve sık beslenirim ama karbonhidrat ağırlıklı. Ama ben son 2 ayda 8 kilo aldım. Nasıl oldu bu? İşte orada hormonlar artık yeter diyor. Orada diyor ki bu kadar fazla karbonhidrat, bu kadar fazla ara öğün yapmak, bu kadar fazla kan şekerini yükseltmek, insülin hormonunu salgıladığınız zaman hormon olarak dengesizlik yaşıyorsunuz. Burada bağırsak, dediğim gibi mikrobiyotası, bağırsaktaki bakteriler, mantarlar, virüsler, bunların dengesi çok çok önemli. Bunları biz testlerini yaptırıyoruz, kontrollerini yaptırıyoruz ve ondan sonra ona göre bir beslenme programı uyguluyoruz ama ilk başta o kişinin o bağımlılıktan kurtulması gerekiyor. Şimdi bağımlılık demişken bir izleyicimiz diyor ki çok güzel söylüyorsunuz ama karbonhidrat ve proteini, karbonhidratı kestiğimizde proteine sürekli olarak para harcamamız gerekiyor. Biraz masraflı değil mi demiş. Yani şimdi karbonhidratı kestiği zaman proteine ağırlık vermesi gerekmiyor. Yağ ağırlık verebilir. Mesela yani ketojenik beslenmede %75 yağ, %20 protein, %5 karbonhidrat tüketiyorsunuz. Yani %20'lik protein çok yüksek bir protein değil. Bunu günde 2 yumurta yiyip bir şöyle avuç içi kadar bir tavuğun yağlı kısımları olabilir özellikle. Akşam da kıymalı bir sebze yemeği şeklinde yaparsanız. Çok da para ihtiyacı yok. Çok da para ihtiyacı yok. Benim Instagram'da bu tarz konularla ilgili postlarım da var. Yani herkes çok pahalı olduğunu düşünüyor. Ne bileyim bile. Hindistan cevizi yağlarıdır. İşte çok özel kuşkonmazlar şeyler. Hayır ya, ıspanak da tüketilebilir. Kabak da tüketilebilir. Asıl zaten bizim beslenmemizde eksik olan şey sebzeler. Çok doğru. Protein değil. Protein zaten alıyoruz bir şekilde. Çünkü protein yiyen bir insanız. Yumurtamızı yiyoruz. Türk milleti olarak döner çok yiyoruz. Döner yiyoruz. Tavuk zaten sürekli yiyoruz. Dolayısıyla sebze az. Sebze de pahalı bir şey değil zaten. Doğru aslında. Cevabı da vermiş olduk aslında. Bir izleyicimiz de demiş ki gece yarısı kalkıp çikolata yeme isteği duyuyorum. Buna bir türlü engel olamıyorum. İşte burada yine aynı şekilde karbonhidrat bağımlılığı. Burada yapılması gereken şey yine düşük karbonhidratlı, bol lifli, alkali ve yağ ağırlıklı bir beslenme. Ne olabilir? Mesela buradaki yağlardan kastımız ne? Avokado, ceviz, zeytin, zeytinyağı, özellikle deniz balığı. Deniz balığı nereden bulacağız diyebilirler izleyiciler ama hamsi, sardalya, istavrit. Yersek, evet. Bunlar her zaman bulunabiliyor ve bunlar deniz balığı ve en kıymetli deniz balıkları ve fiyatları da nispeten ucuz baktığınız zaman. Şu anda işte istavriti 10 liraya bulabiliyorsunuz kilosunu. Evet, aslında o kadar korkunç değil. Yeter ki yapmak isteyelim. Evet, yapmak istemek gerekiyor. İyi yağlar tabii ki hayvansal yağlar hep bize kötülendi ama hayvanlar aslında kötü olduğu için kötü. Yani siz çimen yemiş bir hayvan bulduğunuz zaman onun yağı, sütü, peyniri çok kıymetli olabiliyor ama gerçekten mesela o zor ve pahalı bir şey. O yüzden ben mümkün olduğu kadar insanları sebzeye ve balığa, deniz balığına yönlendirmeye çalışıyorum. Çok balık tüketmek de bu arada çok iyi olmayabiliyor. Çünkü civa içeriğinden dolayı haftada 5 gün 6 gün balık tüketirseniz civa zehirlenmesi riski her zaman var. Şimdi bu kadar süreye aslında her şeyi sığdırmak çok zor. Çok sorunuz geliyor sevgili izleyiciler. Siz yazmaya devam edin. Bir de şey çok önemli işte karşınızdakinin yaşı, beslenme alışkanlıkları, işte vücut kitle endeksi, boyu değil mi? Buradan böyle bir şeyler anlatırken çok zor zayıflatmaya çalışmak ama tüyolar veriyoruz biz. Merak edilen bir şey de bir izleyicimiz demiş ki acaba sorar mısınız kendisi nasıl besleniyor? Yani hani sporu ne kadar dahil ediyorsunuz? Biz böyle hem severiz çünkü başkalarından. Şöyle, benim şu anki beslenmem anti-enflamatuar. Yani anti-enflamatuar ne demek? Enflamasyon vücutta aslında oluşan vücudun bir koruma mekanizması. Ama bunu yanlış beslenmeyle biz bu koruma mekanizmasını çok sık çalıştırıyoruz. Mesela siz bileğinizi burktuğunuzda bileğiniz şişer. Bu bir akut enflamasyondur. Yani orayı korumak için o bilek orayı şişirir. Ama biz her yemek yediğimizde özellikle mesela işlenmiş karbonhidratlar, katkı maddeli ürünler, özellikle
gluten içeren karbonhidratları biz aynı enflamasyonu, aynı ödemi bağırsaklarımızda yaşıyoruz. Hı hı. Siz düşünün ki bileğiniz günde 3 öğün 3 kere burkuluyor ve şişiyor. Biz bunu içten içe yaşadığımız zaman bu vücuda büyük zarar veriyor. Ben bu nedenle enflamasyonu giderici bir beslenme uyguluyorum. Nedir bu? Yediklerimin yaklaşık %70-80'i sebzelerden oluşuyor. Özellikle yeşil yapraklılardan. Sebze. Protein çok fazla tüketmiyorum. Haftada bir gün kırmızı et yiyorum. Haftada 2 ya da 3 gün balık yiyorum. Diğer günleri vegan geçiyorum. Sağlıklı yağları nedir? Avokado, zeytin, ceviz, zeytinyağı gibi sağlıklı yağları mutlaka her gün tüketiyorum. Ama onun dışında bol yeşil yapraklı sebzeler çok sıkıcı bir beslenme gibi gelebilir insanlara. Aldık mı cevabı sevgili izleyiciler? Evet, ama haftada bir günde genel olarak serbest bırakıyorum. O serbest bıraktığınız dönemde de böyle ravaklı tatlılar olabiliyor mu mesela? Yani her şey olabiliyor genelde. Öyle çünkü mi? Serbestin adı üstünde orada bir şey düşünmemeniz gerekiyor yiyeceklerle ilgili. Canımın çektiği ne varsa yiyorum. Çok hakikaten benim çöp tabir ettiğim şeyleri yememeye çalışıyorum. Çok aşırı fast food'lar, şeyler. Çöpler neler? Yani çok ağır işlenmiş yağlarda kızarmış yiyecekler. Böyle çok kötü endüstriyel hamburgerler. Mesela gurme bir hamburgeri yiyebilirim serbest günümde. Kendi evimde yaptığım pizzayı yiyebilirim, makarnayı yiyebilirim, tatlıyı yiyebilirim. Herhangi bir tatlıcıda tatlı yiyebilirim. Ama gidip de çok böyle sıradan bu barları, çikolataları, çok ucuz bu bakkallarda, marketlerde satılan barları açıkçası yemem. Bar deyince aklıma şu sabahları yenen protein mısır var. Gevrekleri geldi. Ha, evet. Protein barı da soralım ama mısır gevrekleriyle bazen hani kilo kontrolü sağlamayı kendimizi iyi hissediyoruz. Nedense işte psikolojik o ekmek yok efendim falan ama onlarda da şeker var. Mısır gevrekleri için ne diyeceksiniz? Yapılabilecek en büyük hata. Öyle mi? Şey. Evet. Hani böyle içine ne bileyim fındık fıstık atıyoruz, biraz ceviz, biraz incir. Şimdi biraz mısır süt. Gevreği, mısır insanın kan şekerini sofra şekerinden neredeyse 2 kat daha hızlı yükselten bir ürün. Çok önemli. Ve siz sabah eğer bu tarz bir yiyecekle güne başlarsanız gün boyunca acıkmamanız mümkün değil. 1 saat sonra acıkıyoruz ya. Ben acıkırsınız. Kendimden biliyorum. Çünkü bir besleyicilik değeri çok az. Evet. 2 size o hızlı yükselttiği kan şekeri hızla düşüyor ve tekrar sizden aynı şeyi istiyor vücut. Bunun yerine nasıl bir kahvaltı yapabilirsiniz? Şöyle bir kahvaltı. 2 tane tam yumurtadan bir omlet yaparsınız. Mesela zeytinyağında. Yanına yarım avokado koyarsınız, 10-15 tane zeytin, bol yeşillik, roka, maydanoz, dereotu, salatalık, domates, biber ve 3-4 parça da ceviz. Bunun kilo aldıracağını düşünmemek lazım zaten. Karbonhidratı bu öğünle beraber sokmazsanız, işte atıyorum bunun üstüne bir de mısır gevreği yiyeyim derseniz o zaman zaten yiyemezsiniz. Çünkü bahsettiğim kahvaltı benim gerçekten hem göz doyurucu, hem de fiziksel olarak da doyurucu bir kahvaltı. Bu kahvaltıdan sonra karbonhidrat bağımlılığı özellikle gittikten sonra 2-3 hafta sonra 4-5 saat acıkmanız mümkün değil. Hangi kahvaltı tehlikeli o zaman? Yani en tehlikelisinden başlayayım. Poğaça. Poğaça ve meyve suyu. Evet. Maalesef. Mayalı. Evet, en pratik olanlar. Onun dışında ikinci numarada bence gerçekten bu çok hazır işlenmiş, çok kan şekerini hızlı yükselten bu kahvaltılık gevrekler giriyor. Sonra sucuk, sosis mesela biz çocuklar da sever, yapılır, edilir. Şimdi onları oradaki sakınca şu, çok fazla katkı maddesi var. Özellikle sosiste. Evet. Nişasta da var. Koruyucu kullanılıyor. Sodyum nitrit diye bir madde kullanılıyor ki bu bağırsak florası için çok zararı olan bir madde. Ama yavaş yavaş sodyum nitrit içermeyen, hiçbir katkı maddesi içermeyen sucuklar falan çıktı. Bunları aslında haftada bir gün, 2 gün bence tüketilebilir. Ama dediğim gibi bunları iyi seçmek ve etiketi iyi okumak gerekiyor. Benim her zaman verdiğim eğitim, evet. Etiket okuma eğitimi çok çok önemli. Çünkü o kadar güzel kandırılıyoruz ki market raflarında. Doğru. Aslında doğru da yazıyorlar, yazmak zorundalar ama biz okumuyoruz. Mesela, çok minik yazıyorlar. Kinoa krakeri diye bir kraker görüyorsunuz. Diyorsunuz kinoa çok faydalı, evet. Alayım ben bu krakeri. Arkasını çevirip şu kadar böyle karınca doğası gibi bir yazı var orada. Kinoa %20, mısır unu ya da pirinç unu %80 diyor. Siz aslında %80 pirinç, yani kan şekerini en hızlı yükselten glikozu aslında almış oluyorsunuz vücuda. Birazcık da kinoa alıyorsunuz.
Ne yapıyorsunuz? Aa, ben kinoa krakeri yiyorum ama kilo alıyorum. Niye bu kilolar gitmiyor diyorsunuz? Yani etiket okuma alışkanlığımız hakikaten evet. Yok. Onu yapacağız o zaman. Çok çok güzel. Çok güzel mesajlar veriyoruz sevgili izleyiciler. Siz göndermeye de devam edin soruları. Şu protein bar meselesine gelelim. İlla spor yapanların tüketmesi gereken bir şey mi? Yoksa o satılan protein barlara güvenebilir miyiz? Valla ben haftada yaklaşık 2 ya da 3 gün spor yapıyorum. Hemen hemen her gün yoga yapıyorum. Aynı zamanda yoga eğitmeniyim ben. Haftada 2 günde yaklaşık bir direnç egzersizi yapıyorum. Ya kendi vücut ağırlığımla ya ağırlıklarla. Pilates gibi falan. Evet. Ve normal ağırlık çalışması. Ama çok kısa. 20 dakika 25 dakika kadar. Ama ben şu an ne protein bar kullanıyorum ne de herhangi bir protein supplementı kullanıyorum. Bu sporun çünkü yediğiniz besinlerle alacağınız proteinden daha fazlasına ihtiyacı yok. Çoğu kişi ne yapıyor? Mesela haftada 5 gün spora gidiyor. Kilo fazlası var. Ne yapıyor sporda? Koşu bandına çıkıyor. Biraz yürüyor. Birazcık çok hafif egzersizler yapıyor. Ben bugün spor yaptım. Hemen oradan bir protein bar alayım. Şimdi bir hakikaten vücudun bu antrenmanda bu kadar acil bir proteine ihtiyacı yok. İkincisi o protein barların içinde çoğunda çok fazla şeker, katkı maddesi, tatlandırıcı, renk verici bir sürü madde var. Onu da bir arkasını okumak lazım. Yani protein, bir tane protein yazısı varsa 20 tane başka madde var onların içinde. Bunun yerine spordan çıktıktan sonra güzel bir balık ve salata yemek her zaman için. Sporcu yiyeceği, sporcu içeceği diye çok böyle satılıyor. Çok ağır spor yapanlar, profesyonel sporcular, işte müsabaka arası dinlenirken bu tarz ürünlerin faydası olabilir gerçekten. Ama o tamamen bizim dışımızda var bizim, gerçekten. Evet dışımızda. Evet. Benim hedef, çalıştığım hedef kitlede zaten artık. Çok fazla sporcular değil profesyonel. Evet, enerji içeceğini de sorayım o zaman yeri gelmişken protein bar sorduk. Kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Önermiyorsunuz. Evet. Yani enerji içecekleri de vücutta çok ağır aktiviteler sonrasında karbonhidrat depoları boşaldığı zaman onu yenilemek için kullanılır. Ama karbonhidrat depolarını boşaltacak kadar ağır spor yaptığından emin olmak gerekiyor. Onun için 1,5 saat çok yüksek nabızlı antrenman yapıyor olmak gerekiyor. Onu da sanıyorum ki hedef kitlemizi çoğu zaten yapmıyordur. Evet. Peki soruların arasında hep doğum sonrası kilo problemleri var. Bir sonuçta size danışanlardan mutlaka bebek sahibi olduktan sonra gelenler de oluyordur. Diğer normal kilolardan doğum sonrası alınan kilonun bir farkı var mı? Aslında olabilir de biraz yağ ve şekerden zengin besleniyoruz emzirme evet, dönemi. Evet aynen. Daha çok zor çok fazla geliyor bu arada bize. Değil mi? Orada... Emzirme de çok kritik bir konu olduğu için bir kere çok düşük kalorili bir beslenme uygulamamak gerekiyor. Evet. Çok fazla eliminasyon diyeti yapmamak gerekiyor. Yani mesela ketojenik beslenme emziren biri için uygun bir beslenme değil. Ya da çok düşük karbonhidratlı bir beslenme de değil. Orada yapılması gereken şu yine alkali bir beslenme olabilir. Sebze her zaman şunu söylüyorum. Yediklerinizin %60'ı 70'i sebzelerden oluşmalı. Ve onun dışında... Hiçbir gıda grubuna çok fazla ağırlık vermemelisiniz. Yani ne çok fazla ekmek, ne çok fazla süt ürünü, ne çok fazla baklagil hepsini dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Ve asıl konu şu, ben her zaman şunu söylüyorum. Her şeyi dalında ya da doğada gördüğü gibi tüketmeniz gerekiyor. Onu doğadaki formunda göremiyorsanız tabağınızda tüketmeniz çok doğru değil. Mesela atıyorum bir tavuk budunu tabağınızda görebilirsiniz. Çünkü tavuğun butudur ama bir salamı doğada göremezsiniz. Çok doğru. Ya da ne bileyim bir krakeri doğada göremezsiniz. Bunları önemsemek yani lazım. Mümkün olduğu kadar evet. Bulunduğumuz yıl çok kötü. Dönem çok kötü değil mi? Bir şeylerin organiğini bulmak, sağlıklısını bulmak evet, çok daha zorlaştı. Maalesef. Özellikle hayvansallarda. Evet zor. Bunun için özel bir çabanız mutlaka vardır. Ya şöyle yani. Biz mümkün olduğu kadar organik tüketmeye teşvik etmeye çalışıyoruz insanlara. Ama dedim çok ucuz değil ve gerçekten organik mi değil mi bu tartışma da var. Doğal olarak iki tane çok riskli grup var. Bir hayvansallar, iki tahıllar. Bunları mümkün olduğu kadar elimine etmek gerekiyor beslenmeden. Çok fazla hayvansal ürün tüketmemek ve tahıl tüketmemek gerekiyor. Onların yerine daha çok sağlıklı yağlar, sebzeler ve az şekerli meyveler almalı. Evet, şimdi şu şeker mevzusuna bir daha geri döneceğim. İzleyicimiz diyor ki 60 kiloyum 80 gibi duruyorum. Bu nasıl giderilir? Var bunu yaşıyoruz. Kemik ağırlığı mı önemlidir? Ne önemlidir? Evet, çok güzel bir soru aslında. Benim her zaman söylediğim şu tartıya kesinlikle bakmayın. Mesela ben yıllardır tartılmıyorum. Aynaya bakın değil mi? Aynen. Aynaya bakın. Şu bel çevresine bakın. Bel çevresi kalın olmamalı. Bel çevresi ince olan biri
her zaman sağlıklı anlamına gelmez ama bel çevresi eğer çok yağlıysa orada bir risk var demektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada body composition dediğimiz bizim vücudun yağ kas oranı çok önemli. Yani Instagram'da paylaştığım görseller var benim. 60 kilo aynı kadın. İki fotoğrafta da 60 kilo. Birinde yağ oranı %25, birinde yağ oranı %17. Ama bambaşka iki insan. İkisinde de 60 kilo. Burada yapılması gereken şu. Yine karbonhidrat bağımlılığı varsa ki vücuttaki yağlanmanın çoğunluğunun sebebi aşırı işlenmiş karbonhidrat tüketimi. Evet, ve spor yapmama. Burada spordan kastım yürüyüş değil. Burada bu yağ oranını düşürüp kas oranını artıracak sporlar vücuda direnç verdiğiniz, tüm vücudu çalıştırdığınız bunlar ne olabilir? Ağırlık çalışması olabilir, fonksiyonel antrenman olabilir, pilates olabilir, yoga olabilir ve yüzme olabilir. Bunları yavaş yavaş başlayıp artık hayat stili haline getirmek gerekiyor. Mesela bence yoga çok kolay bir şey. Herkes yogayı belki böyle gözleri kapatıp meditasyon evet. yaptığınız bir şey zannediyor ama yoga ile çok ciddi, çok sağlam antrenmanlar yapabilirsiniz. Benim verdiğim yoga derslerinden sonra göle dönüyor mesela o. Terliyor çok değil mi? Matlar. Çünkü evet çok gerçekten çok güzel direnç verebiliyorsunuz. Yağ yakımı var mı yogada? Tabii ki. Var. Ama olmasa nasıl şöyle söyleyeyim. Yağ yakımı görevi her zaman beslenmenin. Yani öyle bana mi? Sorarlar işte spor yüzde kaç, beslenme yüzde kaç. Ben her zaman beslenme %90, spor %10 derim. Benim haftada 6 gün 1,5 saat spor yapıp da böyle şişko olup buradan böyle gıdıdın çıktığı bir sürü fotoğrafım var zaten internette. Nasıl tarif yani ettiniz şu an, gerçekten. Şu anda onun 1/4 spor yapıyorum. 2 katı fazla yemek yiyorum. Ona rağmen yani hacim olarak fazla. Ona rağmen çok daha iyi durumdayım. Ve bu da yediklerinizin niteliğinin çok iyi olmasının etkisini gösteriyor aslında. Virgül koyalım, kısa bir reklam arası tamam. verelim. Birazdan devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Yoga eğitmeni, beslenme uzmanı İlker Çağlayan'la beraberliğimiz sürüyor sevgili izleyiciler. Şimdi de çocuklara geçelim yavaş yavaş. Hafta sonları mutlaka biz basketbol, jimnastik bir yerlere götürmeye başladık. Hele 5 yaş sonrası başlıyoruz çocukları. Spor yapan bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama beslenme ile ilgili onları nasıl destekleyebiliriz? Evet, spor yaptırmak güzel bir şey ama maalesef beslenmeleri çok kötü. Özellikle mesela 12-13 yaşlarında yüzmeye başlayan çocuklar mesela 10 yaşında başlıyor, 11-12-13'te bırakıyor. Yüzerken, şimdi yüzme çok kalori harcatan bir spor, havuzda olduğunuz için de aynı zamanda. Çocuğa özellikle hem hocası belki çok beslenmeyi bilmeyen bir hoca olabilir ya da annesi babası tamamen kendi yorumlarıyla şu şekilde diyorlar ki makarna, pilav, ekmek, işte pizza, hamburger, benim oğlum kızım nasıl yakıyor. Ben bunları yedireyim. Evet. Ama o çocuk bir şey oluyor, sınavları başlıyor, sıkılıyor ve o yüzmeyi bir anda bıraktığı anda bana şu anda gelen 5 kişi var bu şekilde ve çocuklar 3 ayda yaklaşık 35-40 kilo almış şekilde geliyorlar. Gerçekten mi? Yani hakikaten fotoğraflarını görüyorum. İnanılmaz bir hızla kilo alıyorlar. Çünkü yüzme günde yaptığı yaklaşık 4000-5000 kalorilik antrenman birden kesiliyor ama o yemeklerden kopamıyor. Neden? Çünkü artık bağımlı hale gelmiş oluyor. Evet. Çünkü aşırı karbonhidratla besleniyor. Nasılsa yakıyor diye bu evde. Nasılsa yakıyor diye. Burada ne yapmak lazım? Bir kere bunları özel bir rehabilitasyonla sporu bıraktırmak gerekiyor. Hem beslenmeyle ilgili hem sporla ilgili. Yavaş yavaş antrenmanları azaltma ve beslenmeye mutlaka bir uzman eşliğinde sağlıklı sporsuz, profesyonel sporsuz beslenmeye bir geçişin yapılması gerekiyor. Genel olarak spor yaparken de yapılan hata dediğim gibi ne yerse yesin nasılsa yakacak mantığı. Ama şunu unutmamak lazım. Spor özellikle aşırı efor sarf edilen sporlarda vücut aynı zamanda serbest radikal yani kanserojen atık maddeler de salgılıyor. Dolayısıyla vücudun siz spor yaptıktan sonra sizden istediği şey antioksidanlar. Sizin için değerli olan mikro besinler, vitaminler, mineraller, fitokimyasallar, enzimler, antioksidanlar. Ama bunlara ne oluyor? Çocuk yüzmeden sonra hop iki dilim pizza yiyor, bir hamburger yiyor, işte güzel makarna yiyor enerji versin diye. Ama bu söylediğim şeyler hiçbirini alamıyor. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Karbonhidrat tüketmeli ama mutlaka yanında bol sebzeyle tüketmeli. Proteinini de tüketmeli. Proteinden kastım yine aynı şekilde sucuk, salam, sosis değil.
Burada doğal proteinler. Hatta köfte bile biraz. Yani dışarıdaki hani köftelerde ne olduğu belli değil. Evde yapılan köfteler süper ama bunun dışında yumurta çok çok önemli. Organik tavuk butu, kuzu eti, deniz balığı bunlar çok çok önemli spor yapan çocuklar için. Evet. Bu arada karbonhidratları da mümkün olduğu kadar antrenman saatlerine yakın öğünlerde tüketip antrenmandan uzak öğünlerde mümkün olduğu kadar bol sebze ve protein ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Yani evet. Her öğünde mutlaka aşırı karbonhidrat doğru değil. Burada karbonhidrat seçimlerinde tam buğday makarnası, kepekli pirinç, tam buğday ekmeği, siyez buğdayından yapılan ekmekler ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Glüten hassasiyeti olan çok fazla insan var. Çok fazla çocuk var ve bu evet, artık negatif etkiliyor. Biliyorsunuz tenisçi Djokovic gluteni bıraktı ve bir numaraya yerleşti. Glüten hassasiyeti oldu, sonradan ortaya çıktı. Birçok çocukta bu olabilir. Onun performansını evet. etkiliyor olabilir. Evet, dolayısıyla evet. buna önce baktırıp ondan sonra belki de glutensiz karbonhidratları, kinoa, karabuğday, kepekli pirinç gibi tüketmelerinde fayda var. Evet, buradan da çok güzel mesajlar verdik annelere. Süremizi doldurduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Evet, İlker Çağlayan'la beraberdik. Sevgili izleyiciler, programı bugün de bitirdik. Yeniden karşınızda oluncaya kadar günü güzel tamamlayın. Hoşçakalın.